Partide at izi it izine karıştı diyerek olaylı bir şekilde istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitap yazdığı öğrenildi. İddiayı kamuoyuna duyuran Rasim Ozan Kütahyalı'ya göre bu kitaba en uygun isim ise at izi it izi. AK Parti ve Erdoğan hakkında ilk ifşa furyası bir dönem AK Parti için mitikler yapan Sedat Peker'den geldi. Peker, iktidarın işlediği ulusal ve uluslararası suçları tek tek ifşa etti. Erdoğan'ın sağlık sorunlarının konuşulmaya başlamasıyla bu ifşalar artmaya başladı. Peker'in ardından 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının yıldızlarından eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar çıktı sahneye. Ezberleri bozan Bayraktar, Erdoğan'ın inkar ettiği soruşturma dosyalarındaki her şeyin doğru olduğunu itiraf etti. Geçtiğimiz günlerde gençlerde buluşan eski AKP'li Bakan Bülent Arınç, 2015'ten beri görev almadığı partisinin işlediği suçlarda mesuliyetinin bulunmadığını söyledi. Bugünlerde Erdoğan'ların kontrolündeki Türkiye Gençlik Vakfı'nda da sızıntılar başladı. Partililerin bulaştığı kadrolaşma skandalları, yolsuzluk, kirli ilişkiler deşifre olmaya başladı. Son olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kitabı konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden olaylı bir şekilde istifa ettikten sonra kendisinden nadiren haber alınan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a ilişkin yeni bir bilgi edinildi. Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'la görüşen Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni bir kitabın hazırlığında olduğunu söylediği Berat Albayrak için yeri yerinden oynatacak ifadelerini kullandı. Kitapla ilgili edindiği bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan Kütahyalı, Berat Albayrak şu an tüm bu süreci ve daha da fazlasını anlatan bir kitap kaleme alıyor. O kitabın yazımıyla meşgul durumda. Yani kısacası yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor. Berat Albayrak'ın bu olay yaratacak kitabının ismini kendisi de yazar olan Üstad Sadık Albayrak'a sordum. O konuda tüyo vermedi. Ama bana kalsa Berat Albayrak'ın daha önce kullandığı şu kavram çarpıcı bir kitap adı olurdu. At izi, it izi. Sadık Albayrak, yüzünü kıbleye, sırtını dolara yaslayanlar diye bir kitlenin olduğunun ve bunların ilk günden beri Berat Albayrak'a düşmanlık yaptığının da özellikle altını çizdi. 2022 içinde bu kitabın yayınlanması bekleniyor, dedi. Berat Albayrak'ın kitabı yayınlanmadan çok konuşulmaya başlandı. Eğer yayınlanırsa, yayınlanabilirse daha çok konuşulacağı benziyor.